Bu formülde r sonsuza giderken kuvvetin değeri ne olur? Bu soru çarşamba günü öğrendiğimiz bilgiye dayanmaktadır. İki tanecik arasındaki etkileşimi tanımlamak için Coulomb kuvvet kanunundan bahsetmiştik. Çoğunuz doğru yapmış. Burada gördüğümüz artı bir ve eksi bir yüklü tanecikler arasındaki çekim kuvvetidir. Yani çekirdek ve elektron arasındaki kuvvet. Bunun basit bir örnek olduğunu biliyorum ve herkesin doğru yaptığını görüyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Bu sınıfta bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Genel olarak bir olayı açıklayan eşitlik gördüğünüzde, buradaki kuvvet eşitliğinde olduğu gibi, değeri önce esas denklemde yerine koyarak kendinizi test edin. Buradaki eşitliğe sonsuz değerini koyduğumuzda kuvvetin sıfıra gideceğini görebiliriz. Fakat bu problemi ayrıca nitel, yani kalitatif olarak da yorumlayabilirsiniz. Sadece nitel olarak düşünebilirsiniz. Elektron ve proton birbirlerine yaklaştıklarında birbirlerini çekerler. Buna karşılık birbirlerinden uzaklaştıkça çekim kuvveti gittikçe azalır ve sonunda sıfıra yaklaşır. Zihinsel kontrol yapmak her zaman iyidir. Şunu unutmayın, cevabı bulmak için önce nitel bilgilerinizi kullanın. Her zaman matematik yoluyla çözmeniz ve sayısal bir değer bulmanız gerekmez. Şimdi bugünün ders notlarına başlayabiliriz. Daha önce bahsettiğim gibi bıraktığımız yerin biraz gerisinden başlayalım. Atomu tarif ederim ve klasik mekaniği kullanarak atom içinde çekirdek ve elektronların nasıl bir arada tutulduğunu görelim. Bugün bu tartışmayı sonlandıracağız. Atomda ne olduğunu anlamak için kullandığımız klasik mekaniğin başarısız olduğunu göreceğiz. Sonra yeni bir mekaniğe, kuantum mekaniğine geçeceğiz. Gerçekten kuantum mekaniği atomik büyüklükte, yani nanometre veya angstrom boyutlarında çok ufak tanecikler ne olduğunu belirleyebilir. Kuantum mekaniğinin geçerli olması, buna karşılık klasik mekaniğinin iflasının nedeni, klasik mekaniğin maddenin hem dalga hem de tanecik özelliğini dikkate almamasıdır. Madde de ışık gibi hem dalga hem de tanecik özelliğine sahiptir. Önce biraz geriye gideceğiz. Sonra kuantum mekaniğini tanıtacağız. Işığın önce dalga özelliğini, sonra tanecik özelliğini göreceğiz ve buna bir örnek olarak fotoelektrik olayı anlatacağız. En son proton ve elektron arasındaki etkileşimi gösteren Coulomb kuvvet kanunu konuşmuştuk. Ve uzaklık sonsuza gittikçe kuvvetin sıfıra yaklaştığını söylemiştiniz. Bunun yerine uzaklık sıfıra giderse kuvvete ne olur? Evet, aslında kuvvet sonsuza gider. Özel olarak da eksi sonsuza gider. Şimdi eksi sonsuz kuvveti düşünelim. Bu eşitlikte r'nin yerine sıfır değerini koyarsak eksi sonsuz elde edilir. Tanecikler bir araya gelir. Birbirini iterek uzaklaşmaz anlamına gelir. Bu iki tanecik arasındaki kuvvet için Coulomb kuvvet kanununu kullanabiliriz. Bu yasa şöyle der. Kuvvet uzaklığın bir fonksiyonudur. Ama şuna cevap vermez. Zaman geçtikçe bu uzaklığa ne olur? Eğer atomu tanımaya çalışıyorsak bunu da bilmek isteriz. Çünkü R zamanın bir fonksiyonudur. Bu noktada klasik hareket eşitliğinin varlığı bizim için bir şanstır. Klasik hareket eşitliği elektron ve çekirdeğin nasıl yer değiştirdiğini veya yarıçapın zamanla nasıl değiştiğini tarif edebilir. Klasik hareket eşitliğinin nasıl olduğunu bilen var mı? İkinci hareket kanununa gidelim. Kuvvet eşittir, kütle çarpı ivmedir. Çok hızlı sayfa çevirenler bu soruya cevap verebildi. Evet, bu yasaya göre kuvvet ivmenin bir fonksiyonudur. Ama biz yarıçapın fonksiyonunu bilmek isteriz. Bu nedenle hızın zamana göre birinci türevini alırız. Böylece kuvvet eşittir kütle çarpı dv bölü dt olur. Şimdi ikinci türevini alalım. Ve kuvvet için şu eşitliği elde ederiz. Bu iki eşitliği birleştirmek için bu kuvvet ifadesini Coulomb kuvvet kanununda yerine koyarız. Bu diferansiyel eşitliği elde ederiz. Farklı yer ve farklı zamanda kuvvetin ne olduğunu bulmak istersek bu denklemi çözebiliriz. Hepiniz buradaki matematik dersinde diferansiyel denklemleri çözeceksiniz. Bu derste bunu yapmayacağız.
Daha sonraki kimya derslerinde çözebilirsiniz. Bunun yerine bu derste size diferansiyel eşitliğin çözümünü anlatacağım. Bunun için şöyle yapalım. Önce R için bir başlangıç değeri alalım. Sonra bunu denklemde yerine koyalım. Burada 10 angstrom aldık. Aslında atom için oldukça iyi bir yaklaşım. Çünkü atom çapına oldukça yakın bir değer. 10 angstromdan başlayıp bu değeri diferansiyel eşitlikte yerine koyalım ve çözelim. Sonuçta R sıfıra giderken zaman için 10 üzeri eksi 10 saniye buluruz. Bunun nitel olarak ne anlama geldiğini düşünelim. R'nin gerçek anlamı nedir? Newton mekaniği ve Coulomb kuvvet kanunu bu konuda bize şunu der. Elektron 0,1 nanosaniyede çekirdeğin içine gömülmelidir. Şimdi burada bir problem ortaya çıktı. Çünkü matematiksel olarak hesapladığımız şey ile deneysel gözlemlerimiz birbiriyle uyuşmuyor. Aslında matematiksel öngörülerin test edilmesinde çeşitli güçlükler ortaya çıkabilir. Pek çok insan tek bir matematiksel öngörüyü test etmek için yıllarını verir. Ama hepimiz burada bu öngörüyü test edebiliriz. Şunu hepimiz biliyoruz. Atomlar nanosaniyeden daha az bir sürede derhal çökmez. Şimdi söylediğim atom çok kısa bir zamanda çökmelidir sözünü biraz daha düşünelim. Buna göre ya Coulomb kuvvet kanununda ya da Newton mekaniğinde bir problem olması gerekir. Sizce buradaki sorun hangisindedir? Kuantum mekaniğinde mi, Newton mekaniğinde mi? Evet, sorun Newton mekaniğindedir. Çünkü Newton mekaniği çok küçük boyutlarda geçerli değildir. Söylediğimiz gibi Newton mekaniği görebildiğimiz şeyler için geçerlidir ya da ölçülemeyecek kadar küçük şeyler için geçerli olabilir. Fakat atom boyutuna gelince maddenin dalga özelliğini dikkate almamız gerekir. Daha sonra göreceğimiz gibi atomik boyutlarda klasik mekanik geçerli değildir. Bunun yerine kuantum mekaniğini kullanmamız gerekir. Çünkü kuantum mekaniği çok küçük boyutlardaki moleküllerin davranışlarını kesin olarak açıklar. Bahsettiğim gibi kuantum mekaniğindeki önemli noktalardan biri şudur. Maddeyi sadece tanecik olarak değil, aynı zamanda dalga gibi kabul eder. Maddeye ışık gibi yaklaşır. Kuantum mekaniğindeki diğer önemli nokta ise şudur. Kuantum mekaniği ışığı ayrı ayrı paketler halinde, küçük enerji paketçikleri şeklinde düşünür. Bunlara foton adı verilir. Şimdi ne olduğunu düşünelim. Işık fotonlardan ibarettir demek, aynı zamanda ışık tanecik özelliği gösterir demektir. Bu çok önemli bir noktadır. Bunu daha sonra tekrar ele alacağız. Şimdi elektron ve çekirdeğin bir arada nasıl tutulduğunu düşünmek için elimizde yeni bir yöntem var. Bu kuantum mekaniğidir. Atomu tarif etmek ve atomun davranışlarını anlamak için bu yeni yöntemi kullanabiliriz. Fakat bunu yapmadan önce kuantum mekaniğinin niçin bu kadar önemli olduğunu anlamaya çalışalım. Özellikle ışık hem dalga hem de taneciktir ifadesinin ne anlama geldiğini düşünelim. Benzer şekilde madde hem dalga hem de tanecik özelliği gösterir ne demektir? Bunların ne anlama geldiğini düşünmeye çalışalım. Sonra ışığın dalga özelliğini konuşmaya devam edeceğiz. Cuma'ya kadar atomun kuantum mekaniği uygulamasına değinmeyeceğim. Bu arada ışığın ve maddenin dalga tanecik ikiliğini anlamaya çalışacağız. Işığın bazı özellikleri üzerinde konuşarak başlayalım. Bunlar ışık da dahil olmak üzere bütün dalgalar için geçerlidir. Bizim için resmedilmesi en kolayı deniz dalgalarıdır. Bunları görebiliriz ama bütün dalgalar benzer özelliklere sahiptir. Bildiğiniz gibi dalgaların bazı özellikleri periyodik olarak değişir. Su dalgalarından bahsettiğimizde konuştuğumuz özellik su seviyesidir. Örneğin burada ortalama bir seviye vardır. Dalga daha yükseğe veya daha düşeğe gidebilir. Ses dalgalarını da konuşabiliriz. Bu durumda yoğunluk dikkate alınır.
Ses dalgalarında yüksek yoğunluklu ve düşük yoğunluklu bölgeler vardır. Dalga türlerine bakılmaksızın çok kullanılan bazı dalga tanımları mevcuttur ve bunları bilmemiz gerekir. İlki genliktir. Genlik bir dalganın ortalama düzeyden sapma miktarıdır. Orta düzeyi sıfır olarak tanımlarsak hem artı hem de eksi genliğimiz vardır. Bazen öğrenciler bunu karıştırır. Maksimum ve minimum arasındaki uzaklığı genlik olarak tanımlar. Fakat aslında bunun yarısına eşittir. Yani genlik sadece orta düzeyden sapma miktarıdır. Burada konuştuğumuz ışık dalgalarıdır. Işık dalgaları diğer dalgalarla aynı özelliğe sahiptir ve bunların da bazı özellikleri periyodik olarak değişir. Işık dalgalarından bahsettiğimizde aslında konuştuğumuz şey ışığın kendisidir. Yani elektromanyetik ışımadır. Elektromanyetik ışıma elektrik alanın periyodik değişimidir. Suyun periyodik değişimi yerine veya havanın yoğunluğunun periyodik değişimi yerine burada elektrik alanın periyodik değişiminden bahsedeceğiz. Elektrik alanın Coulomb kuvvetinin geçerli olduğu bir alan olduğunu biliyoruz. Buradaki önemli şey onun periyodik değişimidir. Elektrik alanın herhangi bir yerine yüklü bir tanecik koyduğumuzda parçacık ne yöne çekiliyorsa o yöne doğru gidecektir. Dalganın zıt tarafına bir tanecik koyulduğunda parçacık o doğrultuda gidecektir. Fakat şunu unutmayın, dalgaların sadece genliği değil, aynı zamanda yönü de bulunmaktadır. Eğer taneciği elektrik alanın alt tarafına koyarsanız, elektrik alanı diğer doğrultuda olacağı için koyulan tanecik diğer tarafa doğru çekilecektir. Fizik dersinden de bildiğimiz gibi yayılan bir elektrik dalgası aynı zamanda ona dik bir manyetik alan vektörüne sahiptir. Bu derste kimya problemlerinin çözümünde bu manyetik alan vektörünü kullanmayacağız. Burada sadece elektrik alan vektörü üzerinde odaklanacağız. Çünkü elektron, ışığın elektrik alan vektörü ile etkileşime girer. Dalganın diğer bir özelliği ise ki büyük bir ihtimalle biliyorsunuz dalga boyudur. Dalga boyu yan yana duran iki tepe noktası arasındaki uzaklıktır. Yani iki maksimum veya iki minimum arasındaki uzaklıktır. Kısaca dalga üzerinde herhangi bir noktayı alabiliriz. Bir sonraki nokta arasındaki uzaklığa dalga boyu denir. Dalganın diğer önemli bir parametresi frekanstır. Bundan da bahsetmemiz gerekir. Frekans birim zamandaki çevrim sayısıdır. Veya bir saniye içinde dalga boyunun salınım sayısıdır. Eğer dalga bir saniyede 5 defa salınırsa, bu dalganın frekansı 5 saniye üzeri eksi 1'dir. Özetle frekans bir saniyedeki titreşim sayısıdır. Bir dalgayı sadece grafikle değil, matematiksel olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi bir dalganın matematiksel ifadesine bakalım. Daha önce de bahsettiğim gibi burada sadece elektrik alanı tanımlıyoruz, manyetik alanı değil. E, x ve t'nin fonksiyonudur. Eşittir a kosinüs köşeli parantez içinde 2 pi x bölü lambda eksi 2 pi nü t. Buradaki Yunan harfi nü'dür, v değil. Burada e elektrik alanıdır. X nedir? Evet, dalganın yeridir. T nedir? Evet, zamandır. Şimdi dalgayı hem yer hem de zamanın bir fonksiyonu olarak konuşabiliriz. Bu dalgayı görüntülemek istersek, örneğin bunu grafiğe almak istersek, iki değişkenden birini, x veya t'yi sabit tutmaktır. Eğer zamanı sabit tutarsanız eşitlik çok daha basit hale gelir. Çünkü bu durumda son terimi iptal edebiliriz. Yani üzerini çizebiliriz. Böylece elektrik alanı uzaklığın bir fonksiyonu olur. Ve eşitlik a çarpı kosinüs parantez içinde 2 pi x bölü lambda olur. Böylece grafiğe veya eşitliğe bakarak dalganın farklı özellikleri üzerinde düşünebiliriz.
Mesela şunu düşünebiliriz. Dalga hangi noktada maksimum genliğe sahip olabilir? Bunun için önce eşitliğe bir bakalım. Burada kosinüs değerini 1'e eşitleyecek bir değere ihtiyacımız var. Bu noktada maksimum genlik a'ya eşit olacaktır. Mesela burada x'in eksi dalga boyu 0, artı dalga boyu ve dalga boyunun 2 katı olduğu değerlerde elektrik alanı a'ya eşit olacaktır. Yani maksimum değere ulaşmış olacaktır. Matematiksel olarak a'yı nasıl elde edeceğimizi gördük. Bunu bulmak için grafiğe de bakabiliriz. Daha önceden de bahsettiğim gibi maksimum genliği verecek dalga boyunu buradan da bulabiliriz. Şimdi grafiğimize bir bakalım. A terimine bakarak genliğin maksimum olduğu yerleri belirleyebiliriz. Aynı sonuçların elde edildiğini göreceksiniz. Ayrıca herhangi bir dalganın şiddetini de bulabiliriz. Çünkü şiddet genliğin karesidir. Özetle, eğer dalga eşitliğine veya grafiğine bakarak bir ışığın parlaklığını veya şiddetini kolayca bulabiliriz. Elektrik alanını zamanın bir fonksiyonu olarak da çizebiliriz. Bunun için x terimini sabit tutarız. X'i 0 değerine veririz. Sonra aynı şeyi yaparız. Bu durumda ilk terimin üstü çizilmiş olur. Bu durumda E eşittir A kosinüs parantez içinde 2 pi nü T olur. Şüphesiz aynı şeyleri tekrar yapabiliriz. A'nın maksimum olduğu yerleri bulabiliriz. Kosinüs terimini bir yapacak değerleri ararız. Örneğin, eksi 2 bölünü, eksi 1 bölünü, 0, artı 1 bölünü, artı 2 bölünü değerlerinde A maksimum olur. Şimdi başka bir terime bakalım. 1 bölünü dalganın periyodudur. Periyot, frekansın tersidir. Frekansı hatırlayalım. Birim zamandaki çevrim sayısıydı. Halbuki periyot bir çevrimin olması için geçen zamandır. Frekans birimlerini konuşacak olursak en çok saniyedeki çevrim sayısı kullanılır. Saniye üzeri eksi bir şeklinde yazılır. Genellikle buna hertz adı verilir ve Hz harfleriyle gösterilir. Eğer saniyedeki çevrim sayısı 5 ise bunu 5 saniye üzeri eksi 1 veya 5 hertz şeklinde yazabiliriz. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Hertz saniyenin tersi değildir. Saniyedeki çevrim sayısıdır. Hertz sadece frekans birimidir. Frekans ve dalga boyu terimlerini biraz önce gördük. Sıra dalganın hızını düşünmeye geldi. Özellikle de ışık hızına. Hız tam olarak alınan yol bölü geçen zamandır. Bir dalga için bu terimleri biliyoruz. Burada alınan yol tam olarak bir dalga boyudur. Burada düşünmemiz gereken bir dalganın yol alması sırasında geçen zamandır. Çünkü dalga zaman içinde pozisyonunu değiştirmez. Sadece zaman içinde ilerler. Bir dalganın aldığı yol veya dalga boyu lambdaya eşittir. Bir dalga boyunun geçmesi için gereken zaman nedir? Bilen var mı? Söz gelimi geçen zaman frekans mıdır? Veya başka ne olabilir? Periyot. Evet, doğru. Bir periyot, bir dalganın ilerlemesi sırasında geçen zamandır. Diğer taraftan, periyot bir bölünlüğü veya bir bölü frekanstır. Şimdi hem alınan yolu hem de geçen zamanı biliyoruz. Bunu hız ifadesinde yerine koyarsak, hız eşittir lambda bölü bir bölü nüdür. Yani ifadeyi yeniden yazarsak, hız eşittir lambda çarpı nüdür. Birimi genel olarak metre bölü saniyedir veya nanometre bölü saniyedir. Şimdi hız, dalga boyu ve frekans arasındaki ilişkiyi veren bir eşitliğimiz oldu. Ayrıca bir dalganın frekansını ve dalga boyunu bildiğimiz sürece
hızını bulmamız mümkündür. Elektromanyetik dalga, elektromanyetik ışıma ve hız hakkında oldukça özel bir durum vardır. Elektromanyetik ışıma sabit bir hıza sahiptir ve buna ışık hızı adı verilir. Kısaca C harfiyle gösterilir. Bu Latince celeritas teriminden gelir, anlamı hız veya sürattir. Lise yıllarımdan hatırladığım birkaç Latince kelimeden biridir. Işık hızını liseden hatırlıyor olabilirsiniz. Değeri 2.9979 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Tekrar tekrar kullandığımız için bu sabit oldukça kolay hatırlanır. Ama yine de sınavda bunu size vereceğiz. Şüphesiz bu hız çok yüksektir. Yaklaşık saatte 700 milyon mil kadar. Buna bir bakış açısı getirecek olursak, ışığın dünyadan Ay'a gitmesi için geçen süre nedir? Herhangi bir tahmin yapabilir misiniz? 8 saniye. Oldukça iyi bir tahmin. Başka tahmin var mı? Gerçekten ışığın dünyadan Ay'a gitmesi için geçen süre 1.2 saniyedir. Bu oldukça yüksek bir hızdır. Işık hızını biliyoruz. Diğer taraftan frekans ve dalga boyu birbiriyle ilişkilidir. Şimdi bu ilişkilerle ilgili bir soru soralım. Clicker sorusuna geçebiliriz. Şimdi farklı türdeki dalgalara bakalım. Bu dalgaların frekans ve dalga boyları hakkında bilgiler verilmiş. ABV ışık dalgalarını ekranda görüyorsunuz. Biraz önce verdiğimiz bilgileri kullanarak bunlardan hangi ifadenin doğru olduğunu bulunuz. Son 10 saniye. Pekala. Tamam. Çok iyi. Pek çoğunuzun bildiği gibi A ışık dalgası daha kısa dalga boyuna sahiptir. Bunu grafiğe bakarak kolayca görebiliriz. Burada iki maksimum arasındaki uzaklık daha kısadır. Bu nedenle daha kısa dalga boyuna sahiptir. Buna bağlı olarak frekansı yüksek olacaktır. Bildiğiniz gibi dalga boyu ve frekans arasında ters ilişki vardır. Dalga boyu daha kısa ise belli bir zamanda daha fazla dalga geçecektir ve frekansı daha yüksek olacaktır. Şimdi notlarımıza geri dönebiliriz. Şimdi farklı tür ışınların ne olduklarını görelim. Ekranda bir ışın demeti görmektesiniz. Bu ışıkların dalga boyları ve frekansları bilinmektedir. Mesela bütün radyo dalgalarının dalga boyları oldukça uzundur ve frekansları düşüktür. Halbuki daha kısa dalga boylarındaki X ışınları ve kozmik ışınların frekansları yüksektir. Bütün bu farklı tür ışıklar hakkında biraz bilgi sahibi olmak önemlidir. Bu ışıkların frekanslarını ve dalga boylarını ezberlemek zorunda değilsiniz. Fakat genel sıralamalarını bilmek zorundasınız. Birileri size UV ışıklarını veya X ışınlarını soracak olursa, X ışınlarının daha yüksek enerjili olduğunu bilmelisiniz. Bu önemlidir. Şimdi bu farklı tür ışıklara bir bakalım. Mikrodalga ışını moleküller tarafından absorplanır. Mikrodalga ışınları belli bir enerjide ise molekül tarafından absorplandığında onları döndürebilir. Şüphesiz ısı açığa çıkar. Mikrodalganın kullanım amacı budur. Kızıl ötesi veya infrared daha yüksek frekanslı ve daha kısa dalga boylu ışınlardır. Kızılötesi ışınlar moleküller tarafından soğurulursa molekülleri titreştirebilir. Daha yüksek frekanslarda görünür bölge ışınları
ve UV ışınları vardır. Bu ışınlar bir molekülün üzerine gönderilirlerse moleküldeki elektronları daha yüksek enerji düzeyine uyarabilir. Atomlardaki enerji seviyelerini konuştuğumuzda bunlar daha anlam kazanacaktır. UV veya mor ötesi ışınlar floresans ve fosforesanstan sorumlu ışıklardır. Bir şeyi lamba veya başka bir şey kullanarak daha üst enerji seviyesine uyarabilirsiniz. Ama elektron orada durmaz. Tekrar geri dönecektir. Bu esnada belli bir dalga boyunda ışık yayınlar. X ışınları yüksek frekanslı ışıklardır ve moleküller tarafından absorplanabilir. Bu durumda elektronlar uyarılır ve molekülü terk eder. Bu durum moleküle zarar verir. X ışınlarının zararlı olma nedeni budur. Elektronların moleküllerden gitmesi iyi sonuçlar doğurmaz. Çünkü çeşitli mutasyonlara neden olur ve bunun olmasını istemeyiz. En yüksek enerjili ışınlar gama ışınları veya kozmik ışınlardır. Görünür bölgedeki ışınların bağıl sıralamasını bilebilirsiniz. Çoğunuzun anaokulundan kalma anıları olabilir. Ama hatırlatalım, mor en uçtadır ve en kısa dalga boyuna sahiptir. Diğer bir deyişle en yüksek frekansa sahiptir. Şimdi ilginç bir şey söyleyeceğim. Görme kavramı üzerine düşünecek olursak, görme gerçekte logaritmiktir ve yeşil frekans etrafında merkezlenmiştir. Bu kırmızı lazer ışık yerine yeşil ışık kullanmış olsaydık, şiddetleri aynı olsa bile yeşil ışığı daha parlak olarak görecektik. Bunun nedeni gözümüzün bu yeşil frekans seti etrafında logaritmik olarak merkezlenmiş olmasıdır. Frekans ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi kullanırsanız, burada neler olup bittiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Biraz sonra bunların enerjilerini de vereceğiz. Böylece bize daha fazla bilgi verebilecek. Şimdi MIT'deki pek çok gruptan birini, farklı floresans moleküller üzerinde çalışan Profesör Bavende'nin grubunu tanıtacağım. Bavende, kuantum benekleri üzerinde çalışmaktadır. Kuantum benekleri yarı üretkenlerin çok küçük kristalleridir. Büyüklükleri 1 ile 10 nanometre arasındadır. Üzerine UV ışığı gönderildiğinde oldukça farklı ve ilginç özellikler gösterir. Fakat burada sözünü ettiğimiz şu, onları UV ışığı ile uyarırsanız bazı elektronlar üst enerji düzeyine uyarılacak, geri geldiklerinde ışın yayınlayacaktır. Bu ışınların dalga boyları kuantum beneklerinin boyutuna bağlıdır. Burada kuantum beneklerinin çizimleri görülmektedir. Ayrıca bir çözelti içinde süspansiyon halinde bulunan gerçek kuantum beneklerini görmektesiniz. Mor ötesiyle aydınlattığımızda beneklerin büyüklüklerine bağlı olarak geniş bir renk skalasında çok güzel renkler görebilirsiniz. Kırmızı beneğe baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Bu daha uzun dalga boyuna sahiptir. Çünkü frekansı daha küçüktür. Benzer şekilde birileri bu beneklerin maviye kaydığını söylerse beynimiz otomatik olarak bunun daha yüksek frekansa kaydığını bilecektir. Bu benekler gerçekten ilginçtir. Eminim bu resme baktığınızda bunların farklı biyolojik ve sensör uygulamalarını hayal edebilirsiniz. Mesela protein etkileşimleri üzerine çalışıyorsanız bunları farklı renkli kuantum benekleri ile işaretlemeyi düşünebilirsiniz. Bunların farklı floresans teknikleri vardır. Bu benekleri kullanarak bu farklı teknikleri uygulayabilirsiniz veya in vivo sensör olarak nasıl kullanılabileceğini düşünebilirsiniz. Toksik olmadığı sürece vücuda alındığında nasıl faydalı olacağını düşünebilirsiniz. Bunlar Bovendi grubunun üzerinde çalıştığı konular. Özellikle farklı beneklerin sentezleri üzerinde uzmanlaşmışlardır. Bir sentez şemaları vardır ve dünyadaki pek çok araştırma grupları bunu kullanmaktadır. Bovendi grubu hem MIT'de hem de farklı okullardaki insanlarla ortaklaşa çalışır. Bunların biyokimyasal uygulamalarından bazıları MIT'deki Profesör Alice Tink ile onun laboratuvarında yapılmaktadır. Burada şunu işaret etmek istiyorum. Kuantum mekaniğini anlatırken kuantum mekaniğinin pek çok özelliği bu kuantum benekleri üzerinde doğrudan uygulanabilir. Bu açıdan kuantum benekleri gerçekten çok iyi bir örnektir. İlginizi çekerse ders notunuza Bovendi grubunun web sitesini ekledim.
Ayrıca Profesör Bowen de geçenlerde The Tech dergisiyle bir görüşme yaptı. İçinizde bunu dergide gören var mı? Son haftalarda 3 veya 4 görüşme yaptı. Tam olarak araştırmaları hakkında değil. Aynı zamanda öğrenciykenki hatıralarını da içeriyor. Tavsiyelerde bulunuyor. Okuması oldukça ilginç. Daha önce de konuştuğumuz gibi dalganın frekans ve dalga boyu arasındaki ilişkisi önemlidir. Diğer bir önemli özelliği ise girişimdir. Yani dalgaların üst üste binmesidir. Şimdi dalgalara ve onların fazlarına bakalım. Aynı fazla girişimde dalgaların maksimum ve minimum noktaları aynı pozisyondadır. Yani iki dalganın maksimum ve minimumu üst üste gelir. Buna yapıcı girişim denir. Yapıcı girişim ile tam olarak şunu demek istiyoruz. Bu iki dalga birlikte hareket eder. Maksimumları iki kat büyür ve minimumları iki kat küçülür. Ayrıca şu durumu da hayal edebilirsiniz. Bu girişimde bir dalganın maksimumu diğer dalganın minimumu ile üst üste gelir. Şimdi clicker sorusuna geçelim. Tamir edilebilir mi? Bu odanın yenilenme çalışmaları hala devam ediyor. Şimdi bu iki zıt fazla dalgayı toplayın ve ne olacağını bana söyleyin. Cevabı bana söyleyebilirsiniz. Çalışmayacaksa ders notlarına geri dönebiliriz. Doğru cevap düz çizgi olacaktı. Herkes bu cevabımı vermişti. Ders notlarınızda bunu çizmemiştim. Sanırım herkes düz bir çizgi çekebilir. Yok edici veya yıkıcı girişim olduğunda ne olduğunu siz çizebilirsiniz. Yok edici girişim şüphesiz ekstrem bir durumdur. Zıt fazla fakat tamamen aynı hizada olmayan iki dalga arasında da girişim olabilir. Bu durumda elde ettiğiniz dalga diğerinin tam iki katı değil, birazcık daha küçüktür. Sanırım girişimi düşünmenin en kolay yolu aslında ışık dalgaları değildir. Bazen ses dalgaları üzerinden düşünmek daha kolay olabilir. Özellikle de yok edici girişimlerde. İçinizde Albert Hall salonuna giden varsa bilir. Orada bir ölü nokta vardır. Burada çok iyi işitemezsiniz. İki koltuk öne gittiğinizde ses aniden patlar. Böyle bir girişim deneyimi olan var mı? Benim var. Burada olan şey yok edici girişimdir. Bir salon tasarlarken böyle bir şeyin olmamasını sağlamak gerekir. Şimdi başka bir konser salonu göstereceğim. Bu Boston'daki senfoni salonudur. Bu senfoni salonuna giderseniz kötü koltuk veya ölü koltuk deneyiminiz olmaz. Buna garanti verebilirim. Sesi bütün koltuklarda aynı kalitede duyabilirsiniz. Dünyadaki akustik konser salonlarından en iyi iki veya üç tanesinden biridir. Yok edici girişimleri veya ölü sesleri minimize edecek şekilde çok iyi tasarlanmıştır. Öğrenci bütçesini düşünürseniz salonda en kötü koltuğa oturabilirsiniz. Ne olduğunu göremezsiniz bile öndeki koltuklar kadar iyi duyarsınız. Yok edici girişimi diğer bir örnek kulaklıklardır. Bunları hiçbir zaman denemedim. Fakat onları kullananları gördüm. Buradakinin gürültü giderici kulaklık olduğunu sanıyorum. Önce çevre gürültüsünü alır. Bu kulaklıkların içinde pil vardır. Sonra bu gürültüyü yok edecek ses dalgası üretir. Böylece kulağınıza taktığınızda sessizlik sağlanacaktır. Burada gördüğünüz oldukça pahalı bir kulaklıktır. Sonuç olarak ışık dalga gibi davranır. Ses de dalga gibi davranır. İkisi de aynıdır. Işığın dalga gibi davrandığı 1900'lerden önce de bilinmekteydi. Bu kadar emin olmalarının nedeni bunları gözlemleyebiliyorlardı. Örneğin ışığın kırınıma uğradığını görebilirdiniz veya ışığın diğer dalgalarla yapıcı ve yok edici girişimler yaptığını görebilirdiniz.
Bunlar görüntülenmiş ve doğrulanmıştır. Fakat bu sıralarda Thomson elektronu keşfetti ve bu esnada devam eden bazı gözlemler vardı. Evreni anlayış tarzımızda en kafa karıştıranı ışık ile ilgili yapılan bazı gözlemlerdi ve ışığın dalga özelliği ile açıklanamıyordu. Işık tanecik gibiydi ve fotoelektrik etki belki de bunun en açık örneğiydi. Fotoelektrik olay şudur. Bir metal alınız ve üzerine belli bir frekansta ışık yollayınız. Bir elektron koptuğunu görürsünüz. Ve elektronun kinetik enerjisini ölçebilirsiniz. Çünkü elektronun hızını ölçersiniz. Kinetik enerjinin 1/2 mv² olduğunu biliyoruz. Ayrıca Thomson sayesinde elektronun kütlesini de biliyoruz. Bu ilginç bir gözlemdi ve henüz rahatsız etmiyordu. Ama önemli bir şeye işaret ediyordu. Metalin bir eşik frekansı vardı. Her metal farklı bir eşik frekansına sahipti. Öyle ki metale ışık yolladığınızda ışığın frekansı eşik frekansından düşükse hiçbir şey olmuyordu. Elektron kopmuyordu. Elektron ancak metalin üzerine eşik frekansından daha büyük bir frekansta ışık gönderdiğinizde fırlıyordu. İnsanlar bu gözlemi yapıyordu. Fakat o zamanlar bunun hiçbir anlamı yoktu. Çünkü klasik fizikte ışığın frekansı ile enerjisi arasında herhangi bir ilişki tanımlanmamıştı. Bir metalden kopan en düşük enerjili elektronlar için bir eşik frekansının aşılması çok ilginç gelmişti. Burada ne olduğunu grafik ile gösterebiliriz. Buldukları şey şuydu. Bunu grafikte görelim. Eğer metalden kopan elektronları sayıyorsak ve eşik frekansın altında isek hiçbir şey göremezdik. Fakat eşik frekansın üzerinde ise aniden elektronların koptuğunu görüyorduk. Ancak burada ilginç bir şey vardı. Kopan elektronların sayısı ile frekans arasında gerçekten hiçbir ilişki yoktu. O zamanlar bunun insanlar için bir anlamı yoktu. Çünkü frekans ile kopan elektron sayısı arasında bir ilişki olmalı diye düşünüyorlardı. Çünkü gelen frekans fazlaydı, kopan elektron sayısının da fazla olması beklenirdi. Ama gördükleri bu değildi. Fotoelektrik olay ile ilgili her şeyi çalışmaya karar verdiler. Bir noktada birisinin bu parçaları birleştirmesini, ne olduğunu açıklamasını ve bu olayı aydınlatmasını bekliyorlardı. Elektronun kinetik enerjisini ölçmek kolaydı. Işığın frekansını fırlayan elektronların kinetik enerjisine karşı grafiğe geçirdiler. Ders notlarınızda ve bu slaytlarda klasik fiziğin öngörüsünü göstermek istedim. Bundan sorumlu değilsiniz. Zaten bunu tartışmadık. İnsanlar bu gözlemi yaparken sürpriz bir şeyle karşılaştılar. İlk gözlemde ışığın frekansı ile kopan elektronların kinetik enerjisi arasında doğrusal bir ilişki buldular. Bunun insanlar için bir anlamı yoktu. Bu olayı şu grafikte görebilirsiniz. Eşik enerjisinin altında hiçbir şey gözlenmiyordu. Bu kinetik enerji ile frekans arasındaki ilişkiydi. Bundan sonra ışık şiddeti ile kinetik enerji arasındaki ilişkiyi görmek istediler. Kinetik enerji ile şiddet arasında bir ilişkinin olmasını bekliyorlardı. Çünkü bir ışığın şiddeti ne kadar yüksekse enerjisinin de o kadar fazla olduğu sanılıyordu. Bu elektrona transfer edilen enerjinin daha fazla olması anlamına geliyordu. Fakat gördükleri hiç böyle değildi. Gördükleri şey şuydu. Frekansı sabit tuttuklarında elektronun kinetik enerjisinde hiçbir değişme olmuyordu. Şiddeti ne kadar arttırırsanız arttırın hiçbir şey değişmiyordu. Şiddet ile bir ilişki bulabilmek için fırlayan elektronların sayısı ile başka bir deney yaptılar. Bekledikleri şey bir ilişki bulmaktı. Burada şiddet ve elektronların kinetik enerjisi arasında değil ama şiddet ile elektron sayısı arasında doğrusal bir ilişki buldular. Çok şaşırmışlardı. Çünkü o zamanlar bu deneylerin bilim adamları için hiçbir anlamı yoktu. Çünkü bu deneysel gözlemlere bir açıklama getirmeleri mümkün değildi.
Gerçekten bu deneylerin hepsi yapılmıştı. Birinin bunları aklında toparlaması ve bu deneysel gözlemlere bir açıklama getirmesini bekliyorlardı. Bu kişi Einstein'dı. Einstein hepsini bir araya getirdi ve bir açıklama getirebildi. Einstein bütün farklı tür metalleri aynı grafiğe koydu ve bazı gözlemler yaptı. Burada gördüğünüz gibi rubidyum, potasyum, sodyum gibi metaller üzerine gönderilen ışığın frekansı ile metalin yüzeyinden kopan elektronların kinetik enerjisi arasında bir grafik çizdi. Çizdiği grafiği burada görmektesiniz. Burada bir şey dikkatini çekti. Bu doğruların eğimi bütün metallerde aynıydı. Yani doğruların eğimi metalin türüne bağlı değildi. Bütün doğruları bir eşitlik haline getirdi. Ve bu doğruların eğiminin hep aynı sayıyı vermesi dikkatini çekti. Bu sayı 6.626 çarpı 10 üzeri eksi 34 jül çarpı saniyeydi. Ayrıca buradaki doğruların hepsinin kesim noktasının bu sayıya eşit olduğunu fark etti. Bu sayı eğim çarpı her bir metal için gereken minimum frekans yani eşik frekansıydı. Bu sayıyı daha önceden biliyordu, duymuştu. Bu Planck sabitiydi. Planck bu sayıyı çok seneler önce bazı olayları gözlemleyerek bulmuştu. Siyah cisim ışıması deneyini kitabınızdan okuyabilirsiniz. Gözlediği şeyi bu verilere uydurmak için bu sabite ihtiyacı olduğunu gördü. Bu sayı ile Einstein'ın gözlediği aynı şeydi. Eğim ve bu kesim noktasını açıklamak için Einstein'ın bu sabite ihtiyacı vardı. Biraz daha ileri gitti ve bu yeni sabit ile bu çizgilerin ne olduğunu tam olarak açıklamayı başardı. Buradaki sabit Planck sabitidir. Y ekseni kinetik enerjidir. Bunu eşitlikte yerine koyabiliriz. X ekseni gelen ışığın frekansıdır. M'in ne olduğunu biliyoruz. M burada Planck sabitidir. Burada B kesim noktasıdır. Ve eksi H çarpı eşik frekansına eşittir. Yeni bir eşitlik elde ettik. Bu fotoelektrik olayı açıklayan bir eşitliktir. Kinetik enerji eşittir. H nü eksi H nü sıfır. Einstein gözlemlerinden şu sonucu vardı. Kinetik enerji şüphesiz bir enerji terimiydi. H çarpı nü de enerji olmalıydı. Çünkü bunun başka bir yolu yoktu. Enerji enerjiye eşit olmalıydı. Einstein aynı zamanda birimler üzerinde çalıştı. Kinetik enerjinin birimi jüldü. Buna göre H birimi jül çarpı saniye, frekans birimi saniye üzeri eksi bir olmalıydı. Bu çok önemli bir sonuçtu. Buna göre E eşittir H çarpı nü bir enerji terimiydi. Bu sonuç iki gözlem ile birlikte ilerledi. İlki, fotonun enerjisi frekans ile orantılıdır. Bu daha önce hiç fark edilmemişti. Fotonun frekansını bilirsek, ışığın enerjisini de bilmiş olurduk. Çünkü frekans ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi biliyorduk. Aynı şeyi yapabilirdik. Dalga boyunu bilirsek, ışığın enerjisini de bilmiş olurduk. Burada foton terimini kullandım. Çünkü Einstein, ışığın enerji paketçiklerinden meydana geldiği sonucuna varmıştı. Ve her bir paket Planck sabiti içeriyordu. Planck sabitiyle frekansı çarpmamızın nedeni budur. Herhangi bir frekans enerjiye sahip olamaz ve enerji sürekli değildir, kesiklidir. Enerjiler gerçekte foton adı verilen paketçikler içinde bulunur. Bildiğiniz gibi Einstein bilime ve relativiteye çok çok önemli katkılarda bulunmuştur. Fakat daha çok enerji, frekans ve foton arasındaki ilişkiyi bulduğu için popüler olmuştur. Einstein, fotoelektrik olayı başka bir yoldan düşünmemizi sağlamıştır. Gelen fotonun enerjisi burada I alt indisiyle gösterilmektedir. H nü gerçekte bir enerjidir. H çarpı nü sıfır
Eşik frekanstır. Bu terimi pek çok problemde görebilirsiniz. Buna iş fonksiyonu adı verilir. İş fonksiyonu metalin eşik frekansı ile aynı şeydir. Ancak Planck sabiti ile çarpmak gerekir. İş fonksiyonu belli bir metalde metal yüzeyinden bir elektron kopartmak için gereken minimum enerjidir. Tekrar ediyorum, iş fonksiyonu H çarpı eşik frekansıdır ve metal yüzeyinden bir elektron kopartmak için gereken minimum enerjidir. Fotoelektrik olayı incelemek istediğimizde bakacağımız yeni şematik yol budur. Şimdi bu grafiklere bir göz atalım. Ortadaki sisteme verilen toplam enerjidir. Sağdaki serbest elektronların kinetik enerjisini gösterir ve metal yüzeyine gelen fazla enerjidir. Soldaki enerji ise iş fonksiyonudur ve elektronları kopartmak için gereken enerjidir. Geri kalan enerji kopan elektronların kinetik enerjisi olacaktır. Şimdi bu eşitlikleri yeniden yazabiliriz. İlkinde kinetik enerji eşittir. Sisteme verilen toplam enerji eksi iş fonksiyonudur. İkincisinde ise sisteme verilen toplam enerji eşittir. Fırlayan elektronların kinetik enerjisi artı iş fonksiyonudur. Aslında ikisi de birbirine eşittir. Amacınıza uygun şekilde bu eşitlikleri düzenleyebilirsiniz. Dersi bitirmeden önce bununla ilgili bir clicker sorusu yapalım. Herkes tıklatıcılarını eline alsın. Şimdi söyleyin bakalım. 4 elektrovoltluk bir enerjiye sahip ışın demeti, altın yüzeyine çarparsa fırlayan elektronların maksimum kinetik enerjisi ne olur? Altın yüzeyinin iş fonksiyonu 5.1 elektrovolttur. Son 10 saniye. Bakalım neler yapmışsınız. Bazılarınız yapmış, bazılarınız yapmamış gibi görünüyor. Cevap, hiçbir elektron kopmaz olacaktı. Çünkü iş enerjisi bir elektronu kopartmak için gereken minimum enerjidir. Eğer gelen ışığın enerjisi bu iş fonksiyonundan daha küçükse bir elektronun kopması mümkün değildir. Çünkü eşik enerjisi gelen ışığın enerjisinden çok daha büyüktür. Çarşamba günü görüşmek üzere.